Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Hoca. Objelerde ışık gölge tonlamalarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte bir kumaş tonlaması yapacağız. Evet arkadaşlar, çizimimize bir üçgen çizerek başlıyoruz. Şöyle bir boyutta olacak. Genel formuna baktığımız zaman bir üçgen görüyoruz. Bu genel formuna bakmak için gözümüzü kısarak bakmamız gerekiyor. Şöyle daha sonrasında parçalarını gidiyorum. Buradan bir parça geliyor. Şurada bir parça var. Buradan ikinci bir parça gelecek. Ve bu parça şuraya kadar gelip burada bir şekil alacak. Buradan da aşağıya inecek. Çok fazla ölçü almamıza gerek yok çizim için. Ama ölçü isterseniz mesela şuradan alırsak 1 dersek 1, 2, 3, 4, 5'te 1 yapabilirsiniz. Şöyle arkaya doğru da götüreceğiz. Daha sonra ince ayrıntılara giriyoruz. Öncelikle çok koyu bir tonlama olmayacak. Şuradaki koyuluk hariç. Elimde şu anda 5 haş var. Derwent'in. Bununla başlıyorum. Şu köşeden itibaren başlayabiliriz. Yine tonlamada sol üstten başlayıp sağ aşağıya doğru gideceğiz. Şöyle bir ton olsa bizim için yeterlidir. Eğer elinizde B kalem varsa B kalem de bunun için uygun. Kalemi uzaktan tutup açık bir şekilde tonlama yapıyoruz. Şuranın tamamının alt tonunu atabiliriz. Bakın yönümüzü şöyle kullanacağım. Hepsinin altında ince bir ton olması gerekiyor. Zaten bu objeye baktığımızda bembeyaz bir yer görmüyoruz. O yüzden kağıdın beyazının kalmaması gerekiyor. İkinci yönümüz de bu olacak. Yani birinci yönümüz şu, ikinci yönümüz bu şekilde gelmesi gerekiyor. Evet, tonumuzu attıktan sonra şimdi elimize B kalem alıyoruz. Faber-Castell Yeşil serisinin B'si var bende. Şurada ince detayları var. Oraya girmek istiyorum. Bir dikiş bölümü var. Şöyle gelip arkaya doğru gidiyor. Üstünde birazcık daha tonlama yapalım. Ben basit bir kumaş seçtim. Daha ileriki dönemlerde daha zor kumaşlar da yapabiliriz. Daha kıvrımlı kumaşlar. Buradaki şu koyuluklarına giriyoruz. Çizgilerimiz belli olmasın diye kalemi çok fazla bastırmıyoruz açık tonlarda. Koyuluk yönü tam olarak şöyle gelecek. Burada da başka bir dikişimiz var. Şöyle belli edelim. Burada çizgi gelecek. Yine elimde B kalemi kullanıyorum. Buraya koyu bir çizgi çekiyoruz. Arka taraf daha koyu geliyor. Yaklaşık 4B tonlarında diyebiliriz bunun için. Sol tarafta ince bir aydınlık bıraktım şu şekilde. Kalan kısım 4B ile tonladık. Daha sonra şuraya geliyoruz. Burada birazcık daha koyu bir ton var. Bunun için elime 6B'yi aldım. 6B ile yapacağım. Şöyle getiriyoruz.
Şimdi belli edecek şekilde şöyle gidecek. Burada ince bir aydınlık bırakacağız. Sonra alt tarafa doğru bu koyu döndüreceğiz. Sonra alt tarafa doğru bu koyumuzu yumuşatabiliriz. Yumuşatırken yine B kalemi kullanalım. Baktığımızda şu şekilde olduğunu görüyoruz. Yine önce altına bir açık ton atalım. Şurada dikiş kısmını da görüyoruz kumaşın. Şöyle verelim onu. Dış hattına da ince bir koyu girelim. Şuradan itibaren zaten 4B tonlarındaki koyumuz vardı. Şurada bir dikiş bölümü var. Kıvrım oluşturmuş burası. Oraya giriyoruz. Ve yönümüzü bu şekilde kullanıyoruz. Aşağıya doğru bu şekilde koyumuzu taşıyoruz. Çizgilerimiz uzun uzun olduğu için çizgiler çok fazla gözükebilir. Onun önüne geçmeniz için daha sık çizgi atın. Bu parçalar için söylüyorum. Burası birazcık daha aydınlık bir yer kalacak. Yine B tonlarında kalabilir. Şu üçgen parçayı kastediyorum. Etrafı koyu ama içi daha açık olacak buranın. Şimdi öncelikle temel şeyleri yapmak üzerinden gitmek istiyorum. Temel şeyler dediğimiz şey işte metal, cam, kumaş. Bir sonrakinde mesela cam yapabilirim bu yüzden. Bu şekilde gitmek istiyorum ama onun dışında tabii ki bunlar bittikten sonra daha farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. Devamı için portrede anlatmak istiyorum. Bunun gibi planlarım var. Sizlerin de istediğiniz bir şey varsa tabii ki bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada kumaşın üstünde hafif bir dokusu var. Böyle çizgi çizgi. O çizgi çizgi dokuyu da vermemiz gerekiyor tonlamayı yaparken. O yüzden bazı yerlerde böyle daha çizgisel bırakırsanız tonlamanızı sonuçta daha güzel olabilir. Kumaşa daha çok benzeyebilir. Buradan dikiş kısmımız geliyordu en son şu şekilde. Şurada bir koyuluk var. İçeride kaldığı için orayı verelim. Elime 6B aldım. Bu alt tarafında ince bir beyazlık kalacak. Oraya vereceğiz. Buradan yukarıya doğru çıkacağız ve sağ taraf yine biraz daha koyu olacak. Evet, şuradan itibaren aşağıya geri dönecek. Şuradan keseceğiz. Dış hattını silgiyle şöyle kontur şeklinde silelim. Bunu resim bittikten sonra mutlaka yapın. Şöyle dış hattında herhangi bir çizgi kalmasın. Sonra içindeki kırışıkları yapıyoruz. Buradan geldi, köşeye doğru gidiyor. Geliyor. Burada küçük bir aydınlık var. Daha sonra tekrar buradan başlıyor. Buraya kadar gelecek bu sefer.
Daha sonra şuraya geliyoruz. Burada biraz daha koyu görüyoruz. Sağ tarafına geçiyoruz. Yanında yine ince bir aydınlık bıraktık burada. Sağ tarafına tekrar ton atıyoruz. Üste kadar da bunu boyuyoruz. Sonra bu tarafa geldik. Bu tarafta da küçük bir kırışıklık daha olacak. Onu da şöyle verelim. Bir de dikiş izimiz var. Dikiş izini de bu şekilde verdik. Resminiz bu şekilde bittikten sonra ince bir tonlama yapın. İnce bir şekilde kontrol edin baştan itibaren. Herhangi bir hata yaptıysanız ya daha ayrıntı girmek için de olabilir bu sadece. Baştan itibaren bir ton daha geçmekte fayda var. Şurada asıldığı yerde var. Şu şekilde getiriyoruz. Bir üçgen daha çiziyoruz. Ve o daha koyu olduğu için yine 6B'yi kullanalım. Ucuna da bir çivi. Şöyle koyu yaptım. Burada ince bir beyazlık bıraktım. O beyazın üstüne sonradan 5H'la geçiyorum. Evet, şimdi baştan sona bir kontrol yapabiliriz. Dediğim çizgiselle üstüne ekliyorum. Bakın bu kumaşın dokusu. Çizgi 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 çizgi. Bunu da eklerken çok fazla bastırmamak gerekiyor. Yine 5H ile yapıyorum. B ile yapabilirsiniz bunu da. Eğer elinizde B yoksa 2B ile de yapılabilir. Beyazlığı da birazcık daha koyulaştıralım şimdi. Şöyle üstünden geçelim ve daha da inceltelim, hatta birazcık daha ince olursa daha iyi olur. Sonra şuraya doğru yönlerimizi de şöyle getirelim. Şöyle birazcık da buradan tonlama yapalım. Sonra şuraya geldik. Burada yumuşak geçiş olması için üstten ekstra ton atmamız gerekir. Açık tonlarla. Hatta açık tonu bastırarak yaparsanız burası daha iyi olur. Kaynaştırma için. Şurada da dikiş kısmı var. Dikiş kısmını daha çok belli edelim. Buradaki dikiş kısmında şöyle ince bir şekilde girelim. Şöyle gelecek diye. Evet, arka tarafa da ekstra bir koyu atabiliriz bu öne çıksın diye. Hangi parça olursa olsun arkadaşlar, bu arka tonuna bir koyu attığınızda o daha da öne çekiyor kendini. Ön arka ilişkeni bu şekilde sağlayabilirsiniz. Desen çizimlerinde de, tonlama çizimlerinde de bu şekilde yapabilirsiniz. Gölgesini eklemek isterseniz yine açık bir kalemle ekleyebilirsiniz. Gölgesi sol tarafta. Şu şekilde açık bir tonda gireceğim. Şöyle geliyor. Evet arkadaşlar, kumaş çizimimizi bu şekilde bitirebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.